Adı da başka, tadı da başka. Yayla Ramazan yolcularını sunar. Önemli değil. Bak şu güzelliğe bak. Metin Bey çok teşekkür ederim ya. Harika vallahi. Billahi. Yani biz her yere çekime gidiyoruz ama gel abi. Gel abi. Müthiş bir güzellik yapmasın. Kuru yumuşu var. Tatlısı var. Bak hani bende bir şarkı var. Acısı tatlısı var. Sevinci kederi var. Her an her yanında var. Lokmalar, lokmalar, lokmalar. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Çok sağ ol, çok sağ ol. Evet sayın seyirciler, çok güzel bir mağazadayız. Ludwigshafen burası, Mannheim'a yakın. Çok güzel bir yer. Türkiye'de gözde olan iş bir yatak firması ve de Decimo mağazalarının çok güzel bir çeşitleriyle buradayız efendim. Sevgili sahibi, sevgili Ludwigshafen'de Metin Taş'ın yönettiği, idare ettiği görüyorsunuz. Pırıl pırıl her taraf, tertemiz. Güzel böyle her tarafı pırıl pırıl olan yataklar, koltuklar, mobilyalar, yastık, yorgan, yatak odaları, sehpalar, eviniz için mobilyaların en güzeli yalnız burada Ludwigshafen'de. Dört dörtlük bir mağaza, mobilya, yatak firması efendim. Oh yakaladım ben, yakaladım babayı burada. Evet, ne yapıyorsun, oturmuşsun kral gibi bakıyorum. Koltuğu öyle güzel gördüm ki. Arabesk'in kralı olduğu için tabii ki kral gibi oturuyor. Yok, o bakımla değildir. Öyle bir beklentimiz falan yok çok şükür. Ama dediğim gibi kaliteli bir ürün, evet. Ve kaliteli koltuklar. Ben biliyorsun koltuk işinde ne çok severim. Ne bak gencecik ya. Metin niye beni beklettin? Yapan sevgili Metin kardeşimiz. Allah hayırlı işler verirsin, sağlık verirsin, mutluluk verirsin. İnşallah bu işleri bütün Almanya'nın her tarafına yayar. İnşallah. Dediğim gibi yeni açmış burayı. O kadar güzel ki her şey. Evet abi. Söylemeye bile gerek yok. Çünkü boydan boya büyük bir mağaza. Kaç metrekare burası? 600 metrekare. 600 metrekare sade. Aynen. Mağazanın iç kısmı. Yeni daha yepyeni. Ve bu caddede bir sene oldu. Bir sene. Bir sene. Bugün bir senemizi herkes biliyor. Hep beraber. Elbette. Aynen. İnsanlar aynen geliyor. Metin Bey'in Nürnberg'den gelme. Aynen, Nürnberg'de daha önce bu işi yapıyordum. Yaklaşık 2 seneden beri de Mannheim'dayım. Evet, Mannheim bölgesinde yapıyoruz. Mannheim'daydım. Şimdi de Ludwigshafen'da yeni mağazamızı açtık. Tabii ki şimdi mobilya kendi markamızı oluşturuyoruz. Kendi üretimlerimizi yapıyoruz. Ve Almanya içerisinde, Avrupa içerisinde bayilikler vereceğiz kendi markamıza da. Duyurulur efendim, geleceksin Ludwigshafen'e.
Peki merak ettim, ürünler yani bunlar şeyler, bu koltuklar bilmem mobilyalar genellikle nereden geliyor, nereden yapıyorsun ya? Şimdi Deselimo markası adı altında birçok markayla çalışıyoruz. Bunun içerisinde İşbir gibi evet, büyük marka hepsi var. Onları Yataş saymayalım. Evet. Markaları büyük, tabii, markaları büyük saymadan marka. Güzel güzel bizim Ludwigshafen'deki güzel Deselimo'dan bahsederim Deselimo. Evet abi. Deselimo evet. Markamız bizim kendi markamız. Bu marka adı altında kendi üretimlerimizi yapıyoruz ve Türk büyük Türk markaları, İtalyan markaları ve Alman markalarıyla çalışıyoruz. Hepsini bir çatı altında toplayıp insanlara hizmet veriyoruz. Gördüğüm kadarıyla bu şehrin en güzel caddesi de burası. Yani İstanbul'u, Türkiye'nin İstanbul yanı, Beyoğlu. Gürbüz babanın yanı. Evet aynen. Yani onun karşısı çok da güzeldir. Bu beyefendi karşısı. Karşıda bir şeyim var. Artık memleketini bilmiyorum, sormadım. Sen sorduğuna göre Kars. Bir nedeni vardır. Bir taş rahmetli mi? Allah rahmet eylesin onu Mike'nin. Cennet olsun. Dediğim gibi yani bütün Türkiye'nin her tarafı, her karış toprağı bizim memleketimizdir, bizim insanlarımızdır. Kesinlikle. Geri gelir Diyarbakır'daki yer, Edirne'deki yer, Kars'taki yer, her taraf severiz, eşit görürüz. Bizde ırk, renk, dil, din, mezhep ayrımı yoktur. Olmaz. Yaşar. Evelallah. Aslan Yaşar. Baba. Nedir öyle bir şarkı vardı? Ufak. Senin. Vallahi bilmiyorum ama hangi şarkı olduğunu bilmiyorum ya ki. Yani hangi yolda okuduk yani sen. Ha şey mi diyorsun? Senin. Evladı Resulüm, Seyyid-i Saadettim, Muhammed Ali'dir ikrarım benim. Kem sözden uzak, espri pakkım, ezelden ebede gelip giden benim. Yani buradaki verdiğim mesaj insanların yaratılıştan bugüne kadar geliş gidiş noktaları aynıdır. Ayrım yapmayız. Herkesi eşit görür, eşit severiz. Kesinlikle. Ülkemizde bu fikri yaşayan herkese de en büyük saygıyı gösteririz. Aslan Metin Taş kardeşim ve Hakkı Bulut. Nerede Gökhan Güney? Buradaydı az önce. Bakıyordu bir şeyler. Allah burada. Oo. Çok güzel. Aç bakalım bir görelim şunları. Mevsim hemen. Hanım. Hemen. Mevsim senin mevsim. Aç bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben halı dünyasının içine kayboldum. Yok bulamam seni yavrum. Yani biz de kaybolalım. Vallahi ya. Yok olay ya. Evet efendim. Yani Gökhan Bey diyor ki burada bak halılar da var. Peki abi. Neler yok ki? Neler yok ki, her şey. Evet ya. Her şey. Metin. Niye beni beklettin diyemezsin. Evet. Mevsim Hanım. Aç. Bakar mısınız? Kapat. Bembeyaz kuğu gibi. Evet. Tabii ya. Renkleri de söyle. Pembe. Pembe severler için. Pembe giymişim pembe. Pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor. Böyle bir taş rengimiz var. Sevdiğini görünce. İnsan bir hoş oluyor. Sevdiğini görünce. Bakın. Bir yana ben yana. Evet. Şöyle yine bir Allah pudra Allah. Rengimiz var. Efendim yani burada görüyorsunuz her şeyimiz var. Evet, mağazamızda yok yok. Her şey var. Görüyorsunuz Allah Allah. Her aradığınız her güzellik bizim mağazada. Evet. Allah Allah. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Bir şeyler almaya mı geldiniz efendim? Evet, bir şeyler bakmaya geldik. Ben baza bakmaya geldim. Baza. Nasıl burası? Beğendiniz burayı efendim? Çok beğendik. Biliyoruz zaten burayı. Her zaman müşterisiyiz. Müşterisiniz. Gelip helal olsun. Bakıyoruz. Nereliyiz? Samsun. Samsun'a buradan bir selam söyle. Kocaman selamlar. Allah'ını seveyim. Merhaba kardeşim. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Biz beraberiz aslında. Bazadan. Evet. Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Ben okuyorum. Okuyorsunuz. Ha, burada Metin Bey yardımcı mısınız? Evet. Çok güzel. Oldukça. Yani bir müdür gibi, bir tip asistan gibi değil mi efendim? Denebilir, evet. Mesela bu güzel yatağımızı aldık diyelim. Hepsini birden aldık. Arabayla, arabanızla götürüyor musunuz daha eve kadar? Metin Bey tabii bu konuda oldukça yardım ediyor. Yani yardım ediyor. Evet tabii ki. Anında yani, para ödemeden arabayla eve gidiyor malzeme. Para ödemeden yani, henüz oralara gelemedik bilmiyorum tam olarak. Bilmiyorum yok. Metin Bey bak ne diyor. Henüz oralara gelmedi. Yoksa para mı alıyorsunuz? Mesela bir şu bu takımı aldıktan sonra arabayla götürüp takıyorsunuz.
Hepsini... Tabii tabii tabii. Aynen. Bütün müşterimizin beğendiği bütün ürünleri evet. evine kadar götürüp kuruyoruz. Tabii, ücretsiz evet. bir şekilde. Öğren kız. Öğren. Tabii. Ne güzel. Yeni bu aşamalara gelemedik. Şu anda beğenme aşamasındayız. Helal olsun. Aynen. Evet. Aynen. Peki başka neler yapıyoruz burada? Dediğimiz gibi işte bizim işimiz mobilya. Evet. Senelerden beri ben 10 küsur seneden beri mobilya evet. işi yapıyorum. Evet. Metin abimiz hakikaten Nürnberg'de başlamış bu işe biliyor musun? Evet. Yani bu işi bilen. Zaten bu işi bilmediğin zaman yapamazsın abi. Kesinlikle. Herhalde. Her güzelliği. Her meslekte böyle. Aynen. Böyle işte. Tabii kesinlikle. Hakkı abi diyor ki biz böyle bu kadar güzel bir mobilya mağazası Almanya'da ilk defa gördük. Vallahi gerçekten bu kadar muhteşem. Hem geniş hem farklı ürünler, değişik Anladım. Ürünler. Şurada bir yatağa uzandık. Alalım sana bir tane. Aynen. Hangisini istiyorsan sen hemen paket yap. Canın sağ olsun. Paket yapalım. Canın sağ olsun. Söylemen yeter. Almışım. Türkiye'deki evinize gönderelim. Turan da böyle demişti biliyorsun. Evet. Gönderecek gönderdi, gönderdi. Evet. Gönderdi. Ben de bir teklif ettim kendisine de. Vallahi. Sağ ol. Vardı var. Evde dedi. Var. Şu var. Çok daha büyük yerler de gördük ama bu kadar uyumlu değil. Evet, evet ya. Abi bu kadar uyumlu değil ya. İnanın ben ilk girdiğimde söyledim. Evet. Metin her abi. Her şey çok çok uyumlu yani. Soyadı gibi taşın. Bu bizim başlangıcımız. Daha güzel mağazalarımız gelecek inşallah. Onları da şu anda hazırladığını i̇nşallah. Yapıyoruz. Yaparsın sen gençsin. Aslan gibi. Almanya'da birçok yere bayilikler vereceğiz. Evet. Mobilya işine girmek isteyen olursa. Ludwigshafen. Anahtar teslim. Bütün markaların olmuş o Türk markaları, İtalyan markaları, Alman markalarının içerisinde bulunduran Desenimo markamız adı altında bayilikler, franchise'lar vereceğiz. Ne güzel efendim. Süper. Dede aynen. ne diyorsun? Düşünelim mi? Bir buradan bir yer tutalım. Ben, Türkiye'de de bir yer tutalım burada. Bak mal burada var. Nasıl ben olsa aynen. dolu. Tamam tutalım ama ben dünyanın malları artık uğraşmıyorum. Ben hep müzikle uğraşıyorum. Niye? Arı dağın eteğinde Allah Allah. Uçan güvercin olsam hep beraber. Arı dağın eteğinde uçan güvercin olsam. Beğenmez olur mu efendim? Nasıl? Harika harika. Çok güzel. Süper. Acayip güzel. Alalım beraber sertliği götürelim onu. Tam kıvamında. Değil mi? Metin Bey bu işi biliyor. Evet evet. Çok beğendim. Hanım evet. Beni devamlı geliyor mu buraya acaba? Evet. Her devamlı zaman. Müşterimiz gelir arada. Arada bir geliyor. Alıyor mu bir şeyler bari? Alır tabii ki. Alıyor değil mi? Tabii ki alır. Aynı devamlı gibi. Müşterimizdir o bizim. Koltuk buradan Yunus Bey. Sahi tabii mi? Evet evet. Koltuk takımım buradan. Halılarım buradan. Daha Metin ne olsun? Metin Bey kıyak yapıyorum biraz. Düşüyorum fiyatları. Yapıyor evet yapıyor. Vallahi. yapıyor. Ama burada... Satış uzmanı var ama ona soralım. İndirim yapıyor musunuz acaba? Tabii ki yapıyoruz. Herkese. Devamlı müşterilerimize. Çünkü yeni açılmış bir yer burası. Evet. Böyle indirim yapacaksınız ki, tabii ki. Gelsinler. Tabii ki. Bize böyle yapıyoruz. İndirim yaptı. Biz de gidip alalım desinler. Tabii ki. Kendinizi tanıtır gelsin. Misiniz efendim? Ben Sevil. Evet. Abimin yanına tatile geldim buraya. Metin Bey'in. Metin Bey'in evet. Ama Metin Bey masraf etmiş tabii ki çalıştıracak evet. seni. değil mi? Evet yani düşünüyorum ama daha belli değil. Evet. Kalabilirim de. İnşallah. Metin Bey okey dedi mi bitti iş. Evet evet. El salla buradan bakalım. Selam söyle. Nereden geldin abicim, sen? Abicim. Nereye şuradan. Selam? Pardon ben abime buraya... sandım. Kuşasından geldim ben. Selam söyle o Kuşasına zaman. Selamlar. Hadi bakalım hadi sat şunu. Hanımefendiye parası çok bunun değil mi? hadi. Evet sayın seyirciler ne güzel muhabbet görüyorsunuz. Herkes almış suyunu içiyor. Ama bu akşam hepsi iftara kalkacak. Çünkü bir gün sonra Ramazan. Allah herkesin Ramazan'ını hayır etsin değil mi efendim? Evet. Sen oruç tutacaksın mı? Tabii ki. 30 gün. Ya 30 gün ama, tutuluyor zaten. Ama tabii biliyorum tabii ki 30 gün de yani biz tutamayacağız çünkü kurban olduğum Allah biz hep işte yakalıyoruz insanlarımızı. Oraya gidiyoruz buraya gidiyoruz Allah kabul etsin ama biz yardım ediyoruz o 30 günün neyse şeyi hakkını veriyoruz bir garibana bir fakire. Yani çünkü yemin ediyorum gece gündüz çalışıyoruz. Hakkı bulut olsun Gökhan Bey. Abi ben şeker hastasıyım. Ha bu şeker hastası. Sen ne hastasısın abi? Ben hiçbir şeyin hastası değilim abi. Evet ama çalışıyoruz. Çalıştığımız zaman tabii. Allah affeder bizi değil mi? Kesinlikle. Oruç sadece
İbadet tabii ki en önemli faktör ibadet olması ama evet. Sağlık açısından da çok önemli bir mesele. Evet, aynen. Senede bir ay insanın vücudunda sağlıklı beslenmenin yanı sıra aç bırakarak insan kendi vücudunu temizlemiş oluyor. Metin baba doktor gibi konuştu maşallah. Alkışlayalım Metin abi hep beraber. Evet evet efendim. Evet. Bugün bunu yiyeceğiz ama yarın mesela biz salı günü çekmiş olsaydık bunları göremezdiniz. Çünkü seyrederken oruçlusunuz. Kiminiz mutfakta, kimisi bir şeyler yapıyor, kimisi ekmek yapıyor, kimisi bir şeyler yapıyor. Ama bunları gördüğü zaman canı ister biz günaha gireriz değil mi abi? Bak mesela nasıl hiç durmuyor bak maşallah. Ben şimdi bak mesela depoluyorum ben şimdi. Evet buyurun efendim. Tabii. Yedim ben onu. Biraz sonra İtalyan. Efendim burada. Bir dakika. Pizza gelecekmiş biraz sonra. Pizza başka. Metin Bey'in daveti o değil mi efendim? Evet. Bu çayda çıraya. Pardon. Evet, evet çok güzel. Efendim burada Metin Bey'in bir firması var. Desemi neydi? Desenimo. Efendim nereden kaynaklandı bu isim? Nereden geliyor? Şimdi insanların yaşamları bir desendir. Herkesin farklı farklı desenleri evet. vardır. Biz de bütün desenlere aynı anda hitap edebilmek için ya da insanların desenlerine uygun evler, yaşam alanları oluşturmak için desenim o ki çıkış noktası zaten Metin Taşın'dır. Ama harf harf söyle nedir yani o? Desenim o. Yani benim desenim o. Ha canım benim helal olsun ya, sana be vallahi. Şey sen ve ben diye mesela isim hiç duydun mu? Sen ve ben olur mu? Tabii sen ben diye bir çok var. Ama şu sen ben bir anne baba neyse. Evet. İkimizden olma sen ben onun için öyle koyuyorlar. Evet abi devam et abi bir şey anlamadım oradan. Şimdiden sonra anlatırım. Anlat tamam. Şimdi bizim için desenim o birazcık şemsiye bir isim olacak. Altında birçok firmaları toplayacağız. Birinci hedefimiz dediğimiz gibi Türk firmalarını toparlamak. Ondan sonra da Avrupa firmalarını toparlayaraktan burada desenim. Şöyle gösterelim. Ya ama neticede mobilya değil mi yine? Tabii sadece ama mobilya değil. Yani? Aklınıza bir ev, bir yaşam alanında aklınıza gelebilecek bütün her şey. Bir eve girdiğinizde gördüğünüz bütün her şeyi Desenimo'da bulabileceksiniz. Hmm. İnternet sayfamızda desenimo.de. Oradan zaten şu anda satışa başladık. Siparişlerimiz gelmeye ama başladı. Şimdi Metin Bey diyor ki mesela Avrupa'da öyle... Evet, franchise'lar vereceğiz. Evet, onu bir izah edelim. Evet, şimdi nasıl? Mesela Avrupa'da yaşayan çok fazla Türk vatandaşımız var ve bu insanlar hani birçoğu fabrikada falan çalışıyor ve daha sonrasında biz bunlara beyaz yakalılar diyoruz. Evet. Daha sonrasında emekli olduktan sonra ya da diyelim ki sevdikleri işi yapmıyorlarsa, ticaretle uğraşmak istiyorlarsa, ticaret yapmak istiyorlarsa kafalarında hep bir soru işareti oluyor. İşte ne yapalım gibisinden. Biz bu soru işaretlerini birazcık olsun onlara kaldırıp... Bir yer bulacağım. Kendi bölgelerinde, kendi hakim oldukları bölgelerde, kendi hakim oldukları bölgelerde biz onlara anahtar teslim, sıfırdan bir mağaza kuracağız. Gerekli satış pazarlama eğitimlerini vereceğiz. Ne güzel. Ondan sonra tabii ki. Müdür dedin mi böyle konuşacak bülbül gibi. Evet abi. Çünkü her franchise bir bebek gibidir bizim için. O bebek kalkacak, yürüyecek, düşecek, biz kaldıracağız, düşecek, biz kaldıracağız. Ama aynen o yürümeyi öğrenip tamamıyla kendi ayakları üzerine durana kadar... Biz gerekli eğitimlere gelmiş. Öyle bir mağaza açmak isteyen bir alo diyecek. Alo kaç numara burası abi? Mağazamıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bülbül. Buyurun. Sağ olun efendim. Tamam. Efendim bu Desimo'yu ben mesela açacağım diyelim bir yerde. Size telefon açacak. Siz randevu verecek. Evet. Ona göre vereceksiniz. Konuşacaksınız detaylarıyla. Tabii. Eğer mağazayı siz beğenirseniz sizin malzemeleri doldurabilecek şekilde... metrekaresi uygunsa vereceksiniz değil mi? Tabii zaten bunların gerekli... Evet burada numarası ver var. Ver abi baba. Evet. Oku baba sen. Yakın çekim mi yapalım yoksa şöyle. Yani o da yapalım. Zaten mağazamız Lütfik Safın Lütfik Strasse 71 ne numarada. Ne Strasse efendim? Lütfik Strasse 70. Lütfik Strasse 70. Bir numara. Bir numara. Aynı Lütfik, 71 numara. Yani. Evet. Devam. Lütfik Strasse tramvay durağının hemen yanında. Bunun dışında telefon numaraları 0-621-63-45-45-63. Ben de okuyayım bir abi. Bir dakika abi. Ha. Bir dakika ver abi. Onu görsün hakikaten. Net yap abi. Evet. Kalite demek, Desenimo demek. Desenimo demek, Nobel Desenimo Lütfü Safi'nde Ali Metin kardeşimizin mekanında Metin Taş'ın. Hem ve de okudun, hem oradan. Bahadır Türk. Bahadır Türk. Evet. Hadi bakalım Desenimo diyoruz. Alkışlayalım Desenimo'ya beraber. Evet. Alkışlayalım. Herhalde bağırır, fındığı yiyeyim.
Güzel
olsun canımı, servetimi, malımı. İsterse hayatımı güzelle, ölmek de güzel. Çirkin hiç kimse yoktur abi. Yeryüzüne yaratılmış her varlık muhakkak çok güzeldir. Önemli olan insanlardaki o güzellik görebilmek. İşte o zaman insanlık başlar. Güzel alsın canımı, sorbetimi, malımı. Hiç vermeyeyim ben ya. Sen yer gibi yapıyorsun. Yerine de veririm, güzene de veririm. Yeter ki kalbe hitap etsin. Ama bizim malımız, mülkümüz, servetimiz yoktur. Bizim malımız, mülkümüz, servetimiz saadeti gerçek sevgidir. Alkışlayalım hanım sevgi babaya. Buyurun efendim. Gelip girmezsin.
bana cefa ediyorlar. Bilmem ne bendim. Benim korkum senden değil, kaderimdendir. Herkes bana deli diye gülüp geçiyor. Senin aşkın beni kara gözlüm deli derdi. Aramıza kimse gelip girmesin. Ayırmasın Mevla bizi ömrümce. Ayırmasın Mevla bizi. Oh,
Bir yandım,
Efendim, profesörümüz de geldi, gel abi. Onlar buraya, o da oraya koyun. Efendim, bu güzel pasta, tatlı, her şey niye? Acaba bunu Metin Bey'e sağ olsun tam bizim için de yapmış. Ama bugün, şimdi şu an bir de pasta ilave oldu. Metin Bey'den dinleyelim, Bahadır'dan dinleyelim. Buyurun efendim. Evet, tekrar hoş geldiniz. Sizin gibi değerli sanatçılarımızı burada ağırlamak bizim için büyük bir şeref. Allah Allah hepinizden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Bizi çok mutlu ettiniz. Gerçekten şeref verdiniz. Ve biz bugün bu mekanımızın açılışının tam birinci senesi oldu. Birinci yaşımızı kutluyoruz. Hem de sizin böyle programla buraya denk gelmemiz birinci senemizde çok başına güzel bir... 3 koy 30 sene inşallah daha... Allah razı olsun. Sahne de böyle güzel bir madem. İnşallah. Değil inşallah. Hayırlı işler versin. Başarılarınızın devamını dileriz. Çok sağ olun. İnşallah ara sıra gelip böyle uğrarız. İnşallah. Bir çekim de yaparız. Her zaman. Pastamızı yeriz. Pastamıza yeri bu pastalar mı? Evet. Dedim ki en azından bu birinci senemizi kutlamak amacıyla hep beraber pastamızı keselim. Keselim abi. Böylelikle birinci senemizi kutlamış oluruz. İnşallah nice senelere hep beraber o zaman şu gireriz. Nice senelere diyelim. Buyurun. Aynen. Abi, siz kesin buyurun. Evet. Hakkı Bey. Biz kesmeyelim. İkimiz beraber keselim. Tamam, beraber keselim o zaman. Beraber keselim. Buyurun hep beraber. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Amin. Bravo. Çok tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. İlk Allah razı olsun. Böyle nice yıllara evet. İnşallah. Tepsiye kursun da bir çatalla falan versinler. Heh, verecekler. Şöyle tabağımız. Baba karnını doyurma, biraz pizza yiyeceğiz. Hayır, o mikrofonu yemeyecek, yedirecek. Ha yani, öyle mi? Yunus. Evet. Dur kardeşim, yani biz pek ustası değil. Bahadır kardeş gel. Efendim, o pizzalarımız getirmiş. Aa, Bahadır kardeşim sağ olasın. Kardeş. Ne demek, afiyet olsun. Evet. Yeni bir senelik kutlamanın şerefine kardeşimize ikram ediyorum. Çok teşekkürüm. Çok sağ olun. Metin, bizim pastayı yedin. Evet, evet, evet. Bahadır kardeşim, ne diyorsun bir yaş meselesine? Vallahi daha birinci senemizi doldurduk ama çok iyi bir başarı grafiği yakaladık. İnşallah bu grafiğimiz devam eder. Çünkü planlarımız çok var. Hedeflerimiz çok büyük. Bu hedeflere emin adımlarla yavaş yavaş senelerimizi doldurdukça gideriz. Neydi firmamızın adı? Desenimo. Efendim? Desenimo. Benim desenim. Benim desenim. Desenimo. Evet. Benim desenim o. İş bir işte. Adı da başka, tadı da başka. Yayla, Ramazan yolcularını sundu.